onlarla birlikte yaptığınız basın toplantısının ise 7.sini yapıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 9 Temmuz 2003. Haftalık basın toplantımızı yapıyoruz. Her şeyden önce sözlerle başlarken bu toplantıya teşrif eden kardeşlerim olarak sizlere teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Basın mensubu kardeşlerimize ayrıca gösterilen yakınlıktan dolayı kalpten teşekkürlerimi takdim ediyorum. Konuma belki şaşıracaksınız ama biraz sonra açıkladığım zaman hak vereceğinize inanıyorum. Önce Bush'un Afrika seyahatiyle başlıyor. Neden Süleymaniye'deki 11 asker ve subayımızı bu açıklamanın arkasından ele almak istediğini biraz sonra belirttiğim zaman doğru hareket ettiğime kanaat vereceğinize inanıyorum. Bilindiği gibi Bush şu anda Afrika'da bir seyahat yapmaktadır. Bu seyahatin manası nedir? Bu seyahat bir bütün içerisindeki bir noktadır. Bu noktayı görmek için bütün fotoğraf içindeki yerini dikkate almakta yarar vardır. Fotoğrafın bütününü belirtmek için bundan kısa bir müddet önce emekli olan Amerikan Büyükelçisi Joseph Wilson'un kendisiyle yapılan bir mülakatta söylediği şu açıklamaları öncelikle sunuyorum. Joseph Wilson diyor ki, Irak'ta yapılmış olan savaş, Saddam'ın kitle imha silahları için yapılmamıştır. Amerikan elçisi söylüyor bunu. Bu savaş politik sebeplerle Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizmek için yapılmıştır. Irak'ın Afrika'dan önemli miktarda uranyum almaya çalıştığı tamamen uydurmadır. Bunun böyle olduğu CIA ve ilgililere yazılı olarak da bildirilmiştir. Buna mukabil Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice, bunun adını sık sık zikrediyoruz bu kadıncağızın adını. Bugün bir kere daha gördüğünüz gibi sahneye çıkıyor. Kendilerine sorulduğu zaman bu bilgiler size ulaşmadı mı? Niçin gerçek dışı konuşuyorsunuz? Hala dünyayı bu yanlış iddialara aldırmaya çalışıyorsunuz dendiği zaman böyle bir iddiada bulunan yöneticiler mutlaka bu komplonun içindedir diyor Wilson. Nedir iddiası? Bu bilgiler kendilerine ulaşmamıştır. Bunlar, bu raporlar olsa olsa alt kademelerde kalmış olabilir diyor Rice. Bunun üzerinde Wilson diyor ki, onun bu sözü kendisinin de bu oyunları oynayan takımın komplonun içerisinde yer almış olmasının ifadesinden başka bir mana taşımaz. Diğer yandan Amerika'daki bu kavgalar İngiltere'de de devam etmektedir. İngiltere'de de uydurma belgelerin dosyaya eklenmesiyle ilgili iddialar üzerinden BBC ile Blair hükümeti tamamen kavgalı hale gelmişlerdir. Önce bizzat Amerika ve İngiltere içerisindeki yetkili, insaflı insanların sözleriyle gerçekleri böylece belirtiyoruz. Dünyada yapılan olayların hangi maksatla yapıldığının açık bir şekilde gözükmesi için. Şimdi bir başka hususta bilgilerinize sunuyorum. Bir büyük fotoğraf göstereceğim. Bush'un Afrika seyahatinin ne olduğunu belli olması için. Esasen Newsweek dergisi Şubat ayında bir yazı yayınladı. Bu yazıda diyor ki, bizim yeni dünya düzenimiz açısından Orta Doğu mevzunu değiştirmemiz lazım. Eskiden Orta Doğu dendiği zaman bildiğimiz gibi Türkiye'nin güneyinden başlayan Suudi Arabistan'a kadar giden Akdeniz'le İran arasındaki bölge kastedilir idi. Bu ufak Orta Doğu bizim planlarımıza yetmiyor. Biz Orta Doğu mevzunu değiştiriyoruz. Atlantik'ten Afganistan'a kadar uzanan bir yeni Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Çünkü buradaki olaylar birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Biz Orta Doğu'yu tanzim etmek istiyoruz derken sadece arz-ı mevudu Fırat'la Dicle arasını değil, bunun emniyeti için Atlantik'ten Afganistan'a kadar bütün bölgeyi tanzim etmemiz lazım. Onun için de Orta Doğu reformunu geliştiriyoruz.
yayın dikkate alındığı zaman Bush'un Afrika seyahatini için yaptığı daha açık bir şekilde anlaşılır. Aslında Bush, başkanlık seçimleri esnasında Afrika'nın kendileri için önemli olmadığını ifade etmek üzere birçok gaflar yapmış idi. Halbuki şimdi Afrika'nın Orta Doğu'daki operasyonlar için ve İsrail'in güvenliği için çok büyük önem taşıdığını öğrendiğinden dolayı bir yandan seçimler esnasında yapmış olduğu gafı tamir etmek için, öbür yandan da Afrika'daki yeni planlarını gerçekleştirmek için bu seyahati yapmaktadır. Bu seyahat esnasında 5 tane ülkeyi ziyaret etmeyi programlamıştır. Bunlar Senegal, Botswana, Güney Afrika, Nijerya ve Uganda'dır. Şu anda kendisi dün Senegal'i ziyaret ettikten sonra bugün Güney Afrika'da bulunmaktadır. Bu seyahatler esnasında Bush'u 10.000 kişi korumaktadır. Seyahatin maksadı Afrika'nın petrol sahalarına sahip olmak ve ayrıca da Afrika'da yeni üsler kurmak, Orta Doğu'da gerçekleştirilecek olan planlar bakımından bütün dünyada emniyeti, güvenceyi, ihmal ve desteği sağlamak. Asıl maksat budur. Bundan dolayıdır ki Bush'un Afrika seyahatini müferit bir olay gibi asıl hedefin Afrika olduğunu zannederek değerlendirmek çok büyük hatadır. Asıl hedef Orta Doğu'dur. Asıl hedef Arz-ı Mevud'un emniyetidir. Onun dünya çapında emniyete alınması için bu bölgelerde de tedbirler alınması lazım geldiği için bu seyahati yapmaktadır. Onun için size Bush'un seyahatini belirtirken haritanın tamamını, yani fotoğrafın bir parçası değil, bütününü gözlerinizin önüne sormaya gayret ediyorum. İşte haritanın bütünü şurada sizlere bir kere daha perde üzerinde gösteriyor. Bu haritanın bütününe bakıldığı zaman burada Bush'un ne yapmak istediği açık bir şekilde görülmektedir. Perdede de görüyorsunuz ve haritalarda da görüyorsunuz. Ne yapmak isteniyor? Görüldüğü gibi Afrika'da şu haritadan 4 mühim şey görüyor. Bunlardan bir tanesi Arz-ı Mevud. Fırat ve Nil arası, İsrail'in bayrağı üzerindeki iki tane mavi çizginin delalet ettiği bölge. Bu bölge yuvarlak siyah bir daireyle çizilmiştir. Orta Doğu'da, Türkiye dahil, Suudi Arabistan dahil, bütün bu ülkeleri kendi hududu içerisine almaktadır. Dış mihrakların gayesi bu bölgeye sahip olmaktır. Niçin? Çünkü onların inançlarına göre bu bölgeye sahip oldukları zaman ebedi dünya hakimiyetleri tesis edecektir. Onun için bu bir ana hedeftir, bu bir kızıl elmadır. Bush da dünya siyonizminin Amerika'da kurduğu Hristiyanlığın yeniden doğuşu Hristiyan mezhebine mensup olduğu için dini inanç bakımından Siyonizmin ve dış mihrakların bu gayelerini gerçekleştirmeyi ibadet saymaktadır. Bütün bu seyahatler bunun için yapılıyor. Gaye, Arz-ı Mevud'un İsrail'e teslimidir. Birinci gördüğümüz Arz-ı Mevud'dur. İkinci gördüğümüz nedir burada? Bunun temini için görüldüğü gibi Türkiye'nin etrafında 7 tane askeri üs kurulması planlanmıştır. Bu üsler birisi Bulgaristan'da, birisi Romanya'da, diğeri Azerbaycan'da, Gürcistan'da, bir diğeri ise Özbekistan'dadır, bir diğeri Irak'ta kurulmuştur, bir diğeri ise Likerya, Kıbrıs'ta kurulacaktır. Dikkat edecek olursanız bu yeni üsler artık eski dünyaya ait, yani 2. Can Harbi'nden sonra 20. asrın ikinci yarısında kurulmuş olan üsler bugün yeterli ve geçerli sayılmıyor. Bunlar hantal üsler. Bu hantal üsleri kaldıracağız. İncirlik başta olmak üzere. Bunların yerine yeni, dinamik, süratli, ateş kabiliyeti yüksek üsler kuracağız. Stratejisi yürütülmektedir. Bu yeni üslerin kurulduğu yere bakarsan
hedefin Türkiye olduğunu açık bir şekilde görürsünüz. Bu yüzlerde olay yerine en geç hadise haber alınamaz 2 saatte yetişecek, her şeyi alt üst edecek, güdümlü füzelerle donatılmış, güçlü askeri merkezden tesis edilmektedir. Dinamik, yeni, modern üslerinden üsler bunlar. Bu haritada bütün bu olaylar Ortadoğu'da yapılırken, mesela Kızıl Çin huzursuzluk çıkartmasın diye Pakistan ve Uzak Doğu'da görüldüğü gibi bir Asya NATO'su kurulmasına çalışılmaktadır. Bunun maksadı Orta Doğu'daki olaylar emniyetle yapılsın, Çin vesaire huzursuzluğu çıkartamasın, bu takdirde Çin susturulsun. Bu da haritada gördüğümüz 3. bir önemli noktadır. Bu haritada gördüğümüz 4. önemli nokta ise Bush'un şimdi seyahatiyle gezdiği 5 tane ülke aslında atılması istenen 17 tane adımın gerçekleşmesi için. 17 tane adım haritada gösterilmiştir. Önce Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefikidir. İngiltere, Avrupa'daki en önemli müttefiktir. Polonya, Irak Savaşı'yla kazanılan bir müttefiktir Amerika için. Irak, savaş sonrası Amerika'nın yerleştiği bir yer olmuştur. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünü diktiği ilk hedeftir. Kuzey Kore, değişmesini istediği rejimin bulunduğu diğer bir hedeftir. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük destekçisidir. Afganistan, rejimi değiştirilmiş ve işgal edilmiştir. Liberya, devlet başkanı değiştiriliyor. Amerikan ve dış mihrakların emirlerini harfiyen yerine getirecek yeni bir yönetim getirmek üzere. Fas, askeri ilişkiler arttırılıyor. Tunus, aynı şekilde askeri ilişkiler arttırılıyor. Senegal, uçak yakıt ikmal anlaşmaları yapılıyor. Uganda, uçak yakıt ikmal anlaşmaları yapılıyor. Mali, üslerin uzun vadeli kullanılmasına müsaade etmesi isteniyor. Cezayir, üslerin uzun vadeli kullanımı isteniyor. Cibutu, 1800 ABD askeri Afganistan Savaşı'ndan sonra zaten oraya yerleşmiş bulunmaktadır. Afrika sahilleri, ABD gemileri terörizmle mücadele kapsamında bütün Afrika sahillerinde kontrol edeceklerini açıkça ilan etmişlerdir. İşte Bush'un Afrika seyahati ta Ocak ayında yapılması planlanan ancak araya da Irak Savaşı girdiği için 6 ay kadar ertelendikten sonra gerçekleştirilen bu açıkladığımız maksatlı bir seyahattir. Şu haritaya baktığımız zaman her şey Türkiye ve Filistin etrafında cereyan ettiğini görüyoruz. Bundan daha açık bir şekilde görülmektedir ki bütün bu çalışmaların hepsi sonunda arz-ı mevudu İsrail'e vermek, dış mihrakların gayelerini gerçekleştirmek ve bu arada da Türkiye'yi hedef almak, Türkiye'yi de aynı şekilde ezmek, parçalamak, ikinci sevri uygulamaktır. O İsrail ki, onun ne olduğunu geçen hafta size 3 tane fotoğrafla gösterdim. Bu 3 tane fotoğraftan bir tanesi hepimiz bildiği gibi bir duvarın dibinde bir evladın babasına sığınması karşısında İsrail askerlerinin makinalı tüfekle bu babayı da evladını da kurşunlamaları fotoğraf. İkinci fotoğraf yine belirttiğimiz gibi bir Amerikalı hanımın şu evi ve bu evde yaşayan masum insanları bu buldozerinizde yıkmayın diye buldozerin önünde dururken hem Amerikalı hanımı hem de evi yıktıklarına dair fotoğraf. 3. fotoğraf ise 16 yaşında bir çocuğun sen bu ellerinden mi intifada yapıyorsun? İsrail askerine taş atıyorsun. Öyleyse biz de senin bu kolunu kıracağız diyerek çocuğun kemiğinin kırılışı fotoğraf. İşte İsrail bu 3 fotoğrafla özetlenebilir. Hal böyleyken İsrail'e ses çıkartılmıyor. Onun kitle imha silahlarına her türlü destek veriliyor. Buna mukabil Müslüman ülkeler eziliyor. Olmaz böyle şey. Bu dünya bu zulümle yürüyemez. Bu dünya bu insanların eline bırakılamaz.
20 yıl yeryüzünde hakka adaleti tesis etmiş olan milletimizin birinci şahlanışı niçin yaptığını, ikinci şahlanışı niçin yaptığını bütün bu gerçekler ortaya koyulduğu zaman anlamamak mümkün mü? İşte bu zulümler ortadan kaldırmak, bu haksızlar ortadan kaldırmak, yaşanabilir bir Türkiye kurmak, yeniden büyük Türkiye kurmak ve yeni bir dünya kurmak için milletimiz üzerine düşen görevi yapıyor. Haksızlıklara dur diyor, kendisini savunuyor ve bütün insanlığa en hayırlı hizmeti yapıyor. Bu zorunlu bir savunmadır milletimizin yaptığı bu şahlanışla. Çünkü görüldüğü gibi işte haritalar, işte fotoğrafın bütünü hedef Türkiye'dir ve ikinci Sevr'dir. Görüyorsunuz dikey veya üst kuracağım diyor. Onun için Kıbrıs'ı Avrupa'ya vereceğiz, Türkiye ile alakası geçeceğiz, sana vereceğiz. Çünkü dikey veya İsrail'e, İslam alemine karşı arkadan en büyük desteği verecek, en stratejik mevkidir. Orada İngiliz üssü var. İngilizler yetmez. Onlar değiştirilecek Amerikalılarla Kıbrıs'ta ve Dikelya İsrail'in en büyük destek üssü olacak. Onun için Kıbrıs Yunan'a verilecek. Türkiye ile alakası kesilecek. Kuzey Irak'ta kukla bir devlet kurularak Türkiye parçalanacak. İstanbul Bizans olacak. Allah muhafaza buyursun. Adım adım 80 sene evvel ortaya konan Sevr haritası ve fiilen işgal edilmek suretiyle tesis etmiş olan Sevr haritası şimdi 80 sene sonra o gün milletimizin yapmış olduğu istiklal savaşıyla önlendiği için AKP yönetiminin işbirlikçi zihniyetinden yararlanarak Amerika'daki yönetimde dış güçlerin kontrol altına girmiş olması dikkate alınarak bir an evvel gerçekleştirmek isteniyor. Bütün bunlar karşısında hedefin biz olduğunu idrak etmemek mümkün değildir. Şimdi hal böyleyken bütün bu anlattıklarımızdan daha acı olan husus AKP yöneticilerinin tamamen dış mihraklara bu planlar bakımından katıksız teslim olmaları, onlara yardım etmeleri demeyeceği, yardım edip gözlerine girmek için bütün güçleriyle çırpınmalarıdır. Acıklı olan hadise budur. Gördüğünüz gibi kendileri İsrail'le sıkı fıkıdırlar. Bugün şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'dedir, dün. Daha önce çeşitli İsrail yetkililerini çağırdılar, bunlarla konuştular. Dün de Moshe Katsav, kim bu? Meşhur teröristlerden birisi, şimdi İsrail'e Cumhurbaşkanı oldu. Geliyor, bunları kucaklıyor. Böylece kucaklaşıyorlar. Bu yetmez diyorlar. Ariel Sharon buraya gelsin. Abbas da gelsin, Mahmut Abbas da. Filistin'in tamamen İsrail etrafından işgaline ait Orta Doğu planını burada, bizim ev sahipliğimizde, bizim desteğimizde, bizim kollarımızın altında gerçekleştirin diyor AKP yöneticileri. Onları görüşmek için buraya davet ediyor. Yasar Arafat'ı devre dışı bırakarak tamamen Orta Doğu'nun arz-ı mevlu İsrail'e gitmesine bütün gücüyle yardımcı oluyor. İşte bu açıdan baktığınız zaman dün AKP yöneticileri İsrail Cumhurbaşkanı Moshe Katsav'la kucaklaşırken bizim Saadet Partisi olarak neden dolayı Filistin Büyükelçisi'yle kucaklaştığımızı anlayabilirsiniz. Belirttiğimiz gibi bu açıklamaları niçin yapıyoruz? Çünkü bu vatan bizim, bu millet bizim. Bu açık gerçekler karşısında bu büyülenmiş insanları uyandırmak, yakalayıp silkelemek, kendinize gelin demek elbette bizim çok önemli bir milli görevimiz. Onun için yapıyoruz. Bu şimdi 9. basın toplantımız. Her hafta bir kere kendilerini silkeliyoruz. Ama ne yazık ki öyle bir büyülenmişler ki uyanmak şöyle dursun, tam tersine dış güçlere, dış mihraklara bir işbirlikçi zihniyetle yaranmak için sadece
çırpınışlarını arttırmaktadırlar. Ancak bu bizim görevimizi ortadan kaldırmaz. Bu basın toplantımızda bir kere daha açık bir şekilde haykırıyorum ki tehlike büyüktür. Bu dış güçlere yardım Türkiye'yi tahrip etmeye işbirlikçilik manası taşır. Bu büyük tehlike karşısında dış güçlere yardım değil, gereken tedbirler icap ediyorsa yeni bir dünyanın kurulması dahi gerçekleştirilmek mecburiyetindedir. Çünkü sonradan Allah muhafaza buyursun, ah vah demenin bir kıymeti olmaz. Şimdi muhterem kardeşlerim, asıl aziz dinleyiciler, bakınız size Bush'un Afrika seyahatini söyledim. Bu bir dünya planlı, yeni dünya düzeninin bir parçası olduğunu göstermeye çalıştım. Ve baştan dedim ki bunu öne almamın sebebi şudur. Süleymaniye'deki Türk asker ve subaylarına yapılan muamele ne olduğunu görmek için bu haritanın içerisinde meseleye bakmak lazımdır da onun için. Pat diye Süleymaniye ile girersek o noktada kalırız. Süleymaniye bu fotoğrafın bir parçasıdır. Arz-ı Mevut İsrail'e verilecektir. Türkiye parçalanacaktır, ikinci sev uygulanacaktır. Bütün dünya olayları, çalışmalar bu hedefe yöneliktir. İşte bu hedefin, bu çalışmaların bir parçası olarak da Süleymaniye'de yaşadığımız olay meydana gelmiştir. Bundan dolayı önce fotoğrafın bütününü koydum, şimdi Süleymaniye'ye kendimizi teksif ediyoruz. Ne oldu Süleymaniye'de? Geçtiğimiz hafta Cuma günü, 4 Temmuz günü Süleymaniye'de bulunan Türk İrtibat Bürosu'na Amerikalı askerler geldiler. Burada bizim 11 tane subay ve subayımız var idi. Buraya bir misafirmiş gibi geldiler. Kendilerine Türk misafirlerine uzun bir şekilde çay ve kahve ikram edildi. Ama hemen bunun arkasından silahlarını çektiler ve dışarıda hazırladıkları 100 kişilik işgal timiyle beraber etrafı sardılar. Teslim olun dediler. Subaylarımızın, subaylarımızın başına çuvallar geçirdiler. Ellerini kelepçelediler. Bunları aldılar. Bu bürodaki kasaları kırdılar. Bu kasalardaki bütün şifreler, bizim oradaki irtibat bürosunda görev yapan insanlarımızın temas ettiği kimselerin listeleri, bütün istihbarat bilgilerini gasp ettiler. Ve bu insanlarımızı oradan önce Kerkük'e, sonra da Bağdat'a götürdüler. Bütün bunlar cereyan ederken olaylar Türkiye'ye intikal etti. Genelkurmay Başkanlığımız askerlerimize yapılan bu hareket karşısında bir an evvel bunların serbest bırakılması ve bu yapılan işin hesabı sorulması için çırpındı durdu. Ancak ne yazık ki hükümet hepimizin gördüğü gibi birisi gitmiş Kayseri'de mantı yiyor, öbürü gitmiş Samsun'da kuruklar atıyor. Kendilerine sorulduğu zaman, ya bu olaylar oluyor, siz burada ne arıyorsunuz? Neden hemen toplanmıyorsunuz? Neden hemen kararları almıyorsunuz? Neden bir nota vermiyorsunuz hiç değilse dendiği zaman? Nota dediğin zaman müzik notası değildir bu. Bunun ciddiyeti vardır. Her şeyde nota verilmez, karşılığını veriyorlar. Ve Gül'de, Dışişleri Bakanı Gül'de Kayseri'de mantı yerken, efendim bunlar harp psikolojisinin meydana getirdiği basit olaylardır. Bunları büyütmenin bir kıymeti manası yoktur diyor. Niye böyle söylüyorlar? Bunların büyük önemini idrak etmeyecek kadar da çocuk değiller, her ne kadar çocuk iseler. Ama böyle... Böyle söylemelerinin sebebi olayı örtbas etmek, dış mihraklara yaranmak, asıl işbirlikçiliğin gereklerini yerine getirmek. Bu sözlerin altında yatan sebep budur. Ancak tabii olayın ciddiyeti, bütün milletin ayağa kalkması, bu kadar vahim bir olay karşısında mutlaka gerekenler yapılmalıdır dendiği zaman, yapa yapa Amerikan yetkililerine telefon etmekten de başka bir şey yapmamız lazım. Bu telefonlarda Amerikan yetkilileri sözde kendilerine, efendim bizim haberimiz yok demişler. Öyleyse lütfen bunları inceleyin.
hale bak. Önce bir defa bu kadar önemli bir olay herhangi bir şekilde Amerika'dan, Pentagon'dan, Dick Cheney'den bunların kendilerinin emirleri olmaksızın yapılması kesinlikle mümkün değildir. Bir. İkincisi, peki telefon ettiniz, o halde yetkililer derhal serbest bırakın demesi lazım. Halbuki 60 saat geçmiş, hala serbest bırakılmaklar, 60 saat sonra ancak serbest bırakıldılar. Bu da ne demek? Emir yukarıdan gelmiştir. Şimdi bu reaksiyon görüldüğü zaman ne yapılacaktır konusunu yine aralarında müzakerelerde tespit ediyorlar. Ondan sonra adım atıyorlar. Yani bunları ciddiye Abdullah Gül'ü, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı bu müracaatlarda aslında ciddiye almıyorlar. Kendilerine bildirdiği halde derhal serbest bırakılmamış olması ve olayların bu kadar uzanmış olması bunu açık bir şekilde ispat etmektedir. Zaten efendim orada bir albay vardı, bu adam sinirliydi, böyle şeyler yapardı. Bunlar çocuk lafı. Efendim bunlar Kerkük valisine suikast yapacaktılar. Bu da tamamen hayali, uydurma sözden başka bir şey değildir. Tıpkı Irak Savaşı için uydurulan yalanlar neyse, bu hadise karşısında da söylenen sözler aynı şekilde gerçeği yansıtmayan sözlerdir. Bu olay önce bir defa milli onurumuz ve şerefimizle ilgili bir olay olduğu için fevkalade büyük önemi haizdir. Niçin yapılmıştır? Öyle Kerkük valisinin çocuğumuzu filan bunlar hepsi çocuk masalı. İşte harita. Belli bir planın bir parçasıdır. Amerikan yönetimi bilhassa Pentagon dış mihrakların avucunun içindedir. Dış mihraklar Arz-ı Mevud'un bir an evvel İsrail'e verilmesini ve ikinci Sevr'in bir an evvel uygulanmasını kesin olarak karar altına almışlar. İkinci Sevr'in uygulanması için Kuzey Irak'ta mutlaka bir kukla devlet kurulacak. Bu kukla devlet kurulurken ayağımıza dolaşmayın. Çekilin buradan. Buralar bizimdir. Şimdi biz burada rahatça hazırlık yapacağız. Yarın geleceğiz. Siz de üzerinize yürüyeceğiz. Olayın asıl mahiyet ve manası bu. Bunu örtmek, kapatmak mümkün değildir. Bir. İkincisi, peki efendim bunu yaptılar. Şimdi ne yapacaklar da tamir edecek? Bu olay tamir edilemez. Ne yaparsa yapsın. Bu öyle bir olay. Niçin? Çünkü tam 6 yıldan beri Kuzey Irak'taki bu hareketler yapılırken bir tek askerimiz bile o bölgeye gelse Amerikalılara bilgi verir. Buralarda çeşitli şehirlerde istihbarat maksadıyla bir takım askerlerimiz vazife görmektedirler. Amerikalıların bilgisi altında. 6 ay size bak şuraya şu kadar asker koyuyoruz. Biz buradaki terörist faaliyetleri kontrol edip tedbir almak için, Türkiye'ye gelmeden önlemek için bunları yapıyoruz diye tamamen onların bilgisi altında çalışacaksınız. Her hususta kendilerine malumat vereceksiniz. Birdenbire sizin subaylarınızın başına çuvay geçirilecek. Böyle şey olmaz. Bunun açıklaması olmaz. Bunun özür dilemesi olmaz. Bunun tamiri olmaz. Nereden cesaret bu yapıyorsunuz? Bunu 8 aydır AKP yöneticilerin ondan cesaret buluyor. Biz bunlara yolları açın dedik, çırpındılar. Güçleri yetmedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi müsaade etmedi. Bu sefer Büyük Millet Meclisi'ni ellerinin tersiyle yani biz bütün havaalanları, limanları size açıyoruz dedi. Ne emredilirse baş üstüne dedi. Eğer bir yönetim her emirlerini böyle harfiyen yerine getirirlerse biz stratejik müttefikiz. Müttefiklik görevini yapıyoruz. Biz size dua ediyoruz. Sizi muhakkak sizin muvaffak ettiğiniz için çalışıyoruz. 8 ay bunu söylerseniz elbette 8. ayda olacak budur. Bundan dolayıdır ki bu olayın asıl suçlusu AKP yöneticilerin zihniyetidir. Bu zihniyetlerin doğal sonucudur burada meydana gelmiş olan olay. Kaldı ki
Bu olay tabii Türkiye'ye ve Türk ordusuna karşı yapılmış bir olay olduğu için fevkalade büyük önem taşımaktadır. Ve bu Amerika'nın ilk sabıkası değildir. Bu Amerika şimdiye kadar hepimizin bildiği gibi Ege'deki bir tatbikat esnasında muavenet gemimizi füzelerle tahrip etmiş, içerisinde birçok erlerimiz ve askerlerimiz şehit olmuş idi daha yakın bir geçmişte. Bu gemiler tamiratı geciktirildi ve teslim için giden iki defa heyet 3'er ay bekletilerek teslim edilmedi. Bize yapılan muamele bu olmuştu. Hakkari'de bir kaymakamımız İngiliz askerlerle tokalanmış ama bunun üzerine hiçbir şey yapılmamış. Kıbrıs harekatı esnasında Türkiye'ye ambargo konmuştu. Bu ambargoya karşı Türkiye o günden bugüne kadar hep Amerika'ya sadece baş üstüne demiştir. Diğer yanda çekiç güç, bir yanda Türkiye'deki teröristlere Türkiye içerisinde ağır silah getirmiş, dağıtmış. Sonra da Kuzey Irak'ta bu teröristleri yine ağır silahlarla teçhiz etmiştir. Ha bizim 54. hükümetimiz gelip çekiç gücü Türkiye'den dışarıya çıkartıncaya kadar yine çekiç güce her türlü destek vermiştir. Bütün bunları yaptıkları halde. Ve bunların teröristlere yardım ettikleri o zamanın Genelkurmay Başkanı Sayın Doğan Güreş tarafından müteahhit defalar açıklanmıştı. Yine bunlar rahmetli jandarma komutanımız Eşref Bitlis'in uçağını bildiğimiz gibi taciz etmişlerdi. Hatta belki de kendisinin şehit olmasına bunların sabıkları sebep olmuştu. Birkaç hafta önce Türkmenlerini silahlandırıyorsunuz diye askeri araçlarımız Kuzey Irak'ta durdurulmuştur. Anadolu Ajansı muhabirleri devamlı tartaklanmaktadır. Türk gazetecilerin kameralarına el konulmaktadır. Paraları gasp edilmiştir. Bütün bu olaylara arkası arkasına baktığımız zaman bu nasıl müttefikliktir ki sizi bölüp yok etmek istiyor. Şimdi bütün bu mihrak gerçeklere rağmen ABD yöneticileri ne yapıyorlar? ABD yöneticileri bugüne kadar bir Türkiye'nin stratejik ortağını izleye tek gelme söylemediler. Sadece emirlerimizi harfiyen yerine getirecektir. Vaktinde yerine getirecektir. Yoksa sizin için felaket olur dediler. Onlar bunu söylerken AKP yöneticileri ise biz ABD askerlerine dua ediyoruz. Ve milletin kahireyse karşı çıkmasına rağmen hava yolunu açıyoruz, üstlerimizi limanlarımıza emirlerine veriyoruz demişlerdir. İki tarafın yöneticilerinin tavırları bütün bu olaylar olurken bu şekilde gezermiştir. Hiç unutmayalım ki Amerika Lozan Anlaşması'nı onaylamamıştır. Şimdi Ermeni soykırım tasarısının senatosuna geçirmeye hazırlanmaktadır. Bu AKP yöneticilerinin stratejik ortağımız dedikleri, gece gündüz aman görüşelim diye can attıklar, karşıdaki muhatapların tavrı işte budur. Siz muhatabınız böyle yaparken, kendiniz böyle olursanız, her şey de böyle olur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bu olay karşısında Genelkurmay Başkanlığımız çok haklı olarak gereken tavrı ortaya koymuştur. Amerika'da bulunduğu halde Ege Ordu Komutanı Orgen Uçuşkolo'nun merasime katılmasına izin verilmemiştir. Ve böylece Amerika'nın yerine geçti ordumuz tarafından gereken tavır yürütülmüştür. Ancak maalesef AKP yöneticileri hala dış mihrakların üstüne girmek için bunları örtbas etmek bakımından ne lazımsa söylüyorlar. gösteriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin işte bu basılmış olduğu noktada önünde çok önemli bir mesele vardır. Bu mesele nedir? Bu olay karşısında ne yapmamız lazım? Önce bir defa bu kadar bir olay karşısında Sayın Abdullah Gül Amerika seyahatini derhal iptal etmelidir. Şahsiyetli bir politika bunu gerektirir.
Amerika'ya tahsis edilen güçler hakkında gizli kararname derhal iptal edilmeli. Çok İran'a gelen bulması muhtemel olan ABD saldırısı karşısında asla ABD'ye destek verilmeyeceği, İran'a haksız saldırıda, bu saldırıda İran'a yardım edileceği ifade edilmektedir. Diğer yandan Amerika ile varlığı iddia eden stratejik ortaklık gözden geçirilmelidir. Ve stratejik ortak dediğimiz halde onlar bunu söylememektedirler. Bu manasız sözlerde daima onların emrinde olduğumuzu imadan, ifadeden kaçınılmalıdır. Ve hükümet bütün Orta Doğu stratejisini, bütün diğer ülkelerin münasebetlerini yeniden gözden geçirmeli ve şahsiyetli bir dış politika uygulamalıdır. Ama heyha, kim yapacak bunlar? Bu büyülenmiş AKP yöneticileri mi? Bu söylediklerimizi yapmak ancak milli görüşü kadınlarla. Allah muhafaza buyursun. Bugün sonra da bunu örtbas etmeye çalışacaklar. Daha ağır, daha büyük olaylar birbirini takip edecektir. Bu iş kökünden çözülünceye kadar, yani bu iş birlikçi yönetim yerine milli görüş gelinceye kadar bu ve daha vahim olaylara hazır olunuz. Çünkü bunların hepsi ikinci sevri uygulamak için yapılmaktadır. Bu gerçekler apaçık ortadadır. Bundan ancak milli görüşün ikinci şahmanışıyla kurtulabileceğiz. Yine olacak, işte bundan dolayı milletimiz ikinci şahmanışı başlatmıştır. 11 Mayıs 1100'in noktasıdır. O günden bugüne kadar da bütün Türkiye satındaki Saadet Parti mensupları bunun için canla başla çalışmaktadırlar. Çünkü Türkiye'nin bir insanlığın kurtuluşunun Saadet Partisi'nin iç başına gelmesiyle ancak mümkün olabileceğini çok iyi bilmektedirler. Ne belirtmek istiyorum? İşte onlar, işte biz. Onlar bir yandan dış güçlere, işbirlikçi zihniyetle Türkiye'nin tahribatına ikinci sevre Türkiye'yi götürmek için canla başla koşuyorlar. Biz ise vatanın birliğini, kendini yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin, yeni bir dünyanın kuruluşunu temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Elhamdülillah. Bundan dolayıdır ki şimdi bu basın toplantımızı bu büyük ilgiyle takip ettiğiniz için hepinize candan teşekkürler sunarken, televizyonlar başında da bizleri dinlemek durumunda bulunan kardeşlerimizi muhabbetle kucaklarken sözlerimi Zafer inananlarındır ve Zafer yakındır.